her geceyi nezarethanede geçiremeyiz. Nereye gideceğiz şimdi? Yemek, kıyafet, ev. Önce bu basit ihtiyaçları karşılamam gerek. Meg'i sokaklarda bırakamam ben. Arkadaşlarım ve iş ortaklarımla konuşayım. Soria! Ne yapıyorsun? Üzgünüm Meg. İyi uyuyamadın mı yoksa? Gel hadi kahve içelim. Kahve pahalı olur. Çay içelim mi? Soria, her gün kahve içiyorsun. Bugün benim için çay iç. Hadi. Bir gelir kaynağı bulana kadar çok az para harcamamız lazım. Ama Soria hiç yokluk yaşamamış. Benim düşünmem lazım. Öyle surat asma. Biliyor musun? Bu çay ülkemizde çok meşhurdur. Bak, bir sürü insan içiyor. Hadi. Bize bakıyor. Ya öfkelenme, görmezden gel. Meg, şurada bir telefon kulübesi var. Ben gidip birkaç arkadaşımı arayayım. Belki birinden iş bulabilirim. Tamam. Geliyorum. Alo Amit, Amit benim. Soria Kanlı, evet. Soria, ben şu anda bir toplantıdayım. Seni sonra arayacağım. Ama ama bak. Evet, evet Mihir. Ben Soria Kanlı. Soria, eşimi öğle yemeğine çıkarıyorum. Seni sonra ararım. Ben iş konuşmak istiyorum dostum. Bana zamanında iş teklif etmiştin. Eşimi yemeğe çıkarıyorum diyorsun. Beni bir dinlesene. Saçmalık bu. İhtiyacım olduğunda kimse elini uzatmıyor. Soria Kanlı sokaklara düştü. Ne oldu Soria? Hadi yürü Meg. Soria Kanlı evsiz kaldı. Kendi evinden kovuldu. Ben şimdi anladım. Anjali'yi suçlamak istiyorsun değil mi? Şunu söylüyorum abla. Sen sızdırmadın, ben sızdırmadım. O zaman bu mesele nasıl sızdı? Ne bileyim. Sen hep Mehek'le Soria'nın tarafını tutmuyor musun? Belki de onları kurtarmak için haberi sen sızdırdın, ne bileyim. Hala... Sen sus. Burası benim evim. Bu da benim kızım. Bu evde kalmak isteyen herkes benim kurallarıma uymak zorunda. İtirazı olanlar gidebilir. Ben ablam ve yengemle görüşmeye gidiyorum. Nehar gelin, ben de seninle geliyorum. Ne yapmak istiyorsanız yapın. Ama bana veya Anjali'ye yüklenerek kararımı değiştiremezsiniz. Bana baskı uygulayamazsınız.
herkes gitsin. Bu ev benim ve annemin evi. Ah pardon, sadece benim. Zavallı da birkaç günlüğüne burada misafir. Anne, sen endişelenme. Yalnız değilsin. Senin kızın senin yanında. Ben seni iyi anlıyorum ve her zaman yanında olacağım. Haberi basına kim sızdırdı bilmiyorum. Nuri teyzem olabilir. Ya da Mehek yenge. Doğru söylüyorsun. Sana şu kadarını söylüyorum. Madem düşünerek bir adım atmışsın, bu adımdan geriye dönme. Asla kendini güçsüz hissetme. Beni iyi anlayan bir tek sen varsın. Geri kalan herkes çıkarını düşünüyor. Ben hep senin yanında olacağım anne. Hadi kahvaltımızı edelim. Otur anneciğim. Şorya, bir fikrim var. Ratan amcadan yardım isteyelim mi? Onunla bir konuşalım. Hatta onun yerinde çalışabiliriz. Ama Meg... Aması falan yok Şorya. Lütfen kabul et. Çok güzel bir fikir. En azından şimdilik. Hem sonsuza kadar orada çalışmayacağız ki. Bilmiyor musun? Ratan amcanın lokantası zaten bizim için uğurlu bir yer. Biz orada tanışmıştık. Öyle değil mi? Kibirli beyefendi, eşinin sözünü dinleyenler her zaman kazanır. Hadi. Lokanta Rata. Burası bir haftadır kapalı. Alo. Ratan amca Pencab'a gidecekti. Bunu biliyordum ama bu kadar çabuk gideceğini... Ne yapacağız Meg? O gelene kadar bekleriz. Bize verebileceği bir iş olduğundan son derece eminim. O zamana kadar başka bir şey düşünürüz. Hadi, gidelim. Hadi gidelim Meg. Sabahtan beri sadece çay bisküvi yedi. Gibi duruyor. İlacı geçtim, su alacak param bile yok. Şorya, bir şeyim yok. Başım döndü sadece. Sen biraz yanımda otur. Burada dinlenelim biraz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.